Eyyüel veled. Ey oğul. La tekun minel a'mali müflisa. Amellerden müflis olma. Ne demek? Zahiri ilimlerle amelin, işte namazın, orucun, ibadetin, zikrin ne olmasın? Az olmasın. Yani hepten amellerden boş olma. Ya, zahiri amellere önem ver. Ve la tekun minel ahvali haliya. Hallerden, manevi hallerden de boş olma. Ne demek? Batın ilminden de ari ve çıplak olma. Hem zahir amelleri yap, hem batını manevi sırlara vakıf ol. Yani ne demek istiyor? Hem şeriatı yap, hem hakikate er. Şeriatın zahiriyle de kalma. Zahiri alimler bazı kere donuk olurlar. Manevi hallerden uzak olurlar. Seyri sülükten, manevi yolculuktan mahrum olurlar. Cezbeden, feyizden boş olurlar. Onların da çok vaazları fayda etmez. Çok tesir etmiyor. Yani konuşurlar konuşurlar, bir kişi namaza başlamaz. Çok uzun uzun anlatsalar da tesiri az oluyor. Ama manevi tarafı, tasavvufu, tarikatı, hakikati cem edenlerin manevi ciheti kuvvetli olduğundan tesirleri fazla olur. Ve teyakkad, şunu yakinen bil ki ennel ilmel mücerrede, amelden ve kalp huzurundan ve seyri sülükten ve tasfiyeden soyutlanmış olan bir ilim layehudülyede ne yapmaz? Adamın elini tutmaz. Yani yarın ahirette sahibini tehlikelerden kurtarmaz ve maksatlarına ulaştırmaz. Okumadık değil mi bunu? Misaluhu. Evet. Bunun misali. Levkâne alâ racülin, bir adamın üzerinde olsa fî beriyetin ve bir çölde sahrada iken aşaratü esyafin, 10 tane kılıç, hindiyetin, yani Hint işi, o zaman efendim Hindistan'dan demek yapılıyor. Kaliteli kılıçlar Hint işi oluyormuş da. Onun için Hint kılıcı diyor yani. Arapçada öyle geçiyor. Mühennet deniyor mesela. Demek Hint işi kılıçlar. O zaman şeymiş. Revaçtaymış. 10 tane kaliteli kılıç yani olsa. Ma'a eslihatin uhra. Daha başka silahlar da bulunsa. Yanında. Diyelim şimdiki işte tüfek, tabanca vesaire. Ve kâne racülü. Adam da olsa şücaan. Böyle pehlivan adam olsa, cesur olsa, ya atılgan, bir de iri yarı falan. Öyle bazıları gibi sadece kof bir şey değil. İri yarılık değil. Göster çek derler. Göster. Milleti korkutur ama çek yani. İçi boş. Kof. Efendim. Bazı öyle olur insan. Cesur değil yani. Cesaret olmazsa da kılık kıyafet ne yapsın? Kalıp boş. Ama adam hakikaten cesur olsa ve ehli harbin, harp ehli olsa, yani savaşmayı bilen biri olsa, anladın mı? Cesur olsa zahiri ilimleri yani donanmış. Harp ehli olsa yani batıni ilimlerden de nasibi var. İşin şeyini de biliyor. Sanatını da biliyor. Peki. Fehamele saldırsa aleyhi onun üzerine esedün, bir aslan, mehibun, böyle yani heybetli efendim bir aslan, yani adamı yiyebilir yani. Böyle bir aslan saldırsa. Ma zannuke, şimdi sana soruyorum diyor. Ne düşünürsün? Hel tedfe'ul eslihatu, onca silah savuşturabilir mi? Şarrahu, aslanın şerrini, minhu, o adamdan. Bile isti'maliha, o silahları kullanmadan. Ve darbiha, o kılıçları vurmadan. Şimdi size misal veriyor İmam Gazali Hazretleri. Ve minel malum, herkesin bildiği gerçek şudur ki enneha, o kadar silah ve kılıç, la tedfe'u, aslanı da savuşturamaz. Efendim hiçbir tehlikeyi uzaklaştıramaz. İlla ancak bir tahrik, hareket ettirirsen, sallarsan ve darbi,
vurursan, çakarsan ne yapar? Şerri def edebilir. Fekeda, işte yine böylece levkara racülün, bir adam okusa miyete elfi meseletin, bin, yüz bin mesele okusa, ilmiyetin hepsi ilmi olsa, şer'i olsa, faydalı olsa, ahirette kurtarıcı olsa, cenneti kazandırıcı olsa, cehennemden koruyucu olsa, hepsini efendim okusa ve teallemeha, onları öğrense, güzel bellese, allemeha, onları öğretse, millete de vaaz etse, nasihat etse, konuşma yapsa, sohbet yapsa, efendim, velem ya'mel, ama amel etmese, biha, onlarla amel etmese. Şimdi ben diyorum şunu şunu okursan şu duan kabul olur. Ben bunu yapmadığım vakit sana ne kadar anlatsam anlatayım, ben ona faziletine erişebilir miyim? Erişemem. Konuşan da erişemez, yazan da erişemez, anlatan da erişemez, ezberleyen de erişemez. İlla ne yapacak? La tufiduhu, okudukları, öğrendikleri ona fayda veremez. İlla bil amel, mutlaka onu amel edecek, yapacak. Ama şimdi tabii ki ben bunu amel edemiyorum. Yani etmiyorum da inadına gibi olmasın, etmiyorum demeyelim, edemiyorum yani falan. Ben bunu dinlemeyeyim mi, okumayayım mı meselesine gelince ben burada şerh getiriyorum. Mutlaka öğren, dinle, oku. Amel edemiyorsan da. Çünkü neden? Amel etmen için de ilk yol nedir? Yine okumaktır, öğrenmektir, dinlemektir. Bilmediğin vakit amel etmene hiç imkan yoktur. Bilirsen yine en azından amel etmen için bir kapı açılmıştır. Dolayısıyla sen yine sebebine sarılmak bakımından ben bununla amel edemeyeceğim diye o ilmi ne yapma? Bırakma. O bir tarafıdır, yine bir kanadı ilim tarafıdır. Şimdi bu ilimsiz amel olmaz. Onun için. Ama burada neyi anlatmış oluyor? O talebe tabii ilim tarafını bitirdiği için ona neyin üzerinde vurgu yapıyor hep? Amel üzerine vurgu yapıyor. Ama bizim noktamıza geldiğimiz zaman biz muhatapları olarak bize amelden önce bir de ne vurgusu yapmak lazım? İlim vurgusu yapmak lazım. Çünkü bizim en büyük zafiyetimiz şu anda nereden? İlim eksikliğimiz var. O talebesine yazdığı eyyüel veled dediği, ey oğul dediği zaten yutmuş. İlimleri yutmuş adama söylüyor bunu. Bize konuştuğunu farz edersek bize evvela biraz da ilimden bahsederdi. Çünkü ilimsiz amel olmaz. O en azından ilmi hazırdır. Yani onun silahı var. Kullan silahı diyor. Bizim tedarik yok. Bizde silah yok. Bizde şu anda silah yok. Aslan çıksa karşına, şimdi adamın 10 tane kılıcı varsa, şu kadar silahı varsa kullanma imkanı var demektir. Kullanır, kullanmaz, kullanamaz. Cesaret işi olur, panikler, onlar ayrı bir şey. Ama kullanma vasıtası var. Bizde şimdi şimdi ölsek, Azrail Aleyhisselam karşımıza çıksa, Münker Nekir suale başlasa, bizim efendim çuvallamamız, paniklememiz çok mümkün ve muhtemel. Neden? İlim sebeplerini hazırlamamışız ki, silahımız yok. Ve misaluhu, bir misal daha vereyim diyor. Levkâne li racülün hararetün, bir adamın harareti olsa, hararet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Yani sıcaklık artmış. Ve meradun safraviyun, bir de safra efendim hastalığı olsa, safra, bu da Türkçeleşmiş artık. Yani safra kesesi de diyoruz, aslında Arapça bir kelimedir o da. O safravi hastalığı olan da tabii ağzı acı olur onun. Yani safralı derler ya, ağzı avu gibi herhalde, artık çendem içinden ağzına mı geliyor neyse. Şimdi bu adamın efendim yekûn ilacı, ilacı neyle olacak? Biz sekencübin neymiş sekencübin? Balla sirke karışımından yapılan bir terkip. Onu da ilaç olarak söylüyor yani. Tıbbi bir bitkisel ilaç olarak söylüyor. Efendim, bir de vel keşkabi, keşkaplan olur diyor. Bunlar safra hastalığıyla harareti, yani demek vücutta harareti indiren,
ve safrayı düzelten ilaçlar. Keşkap neymiş? Keşkap da arpa suyu. Demek onların tedavisi işte arpa suyuyla, öbüründe bal ve sirkeli şeyle karışımla hasıl olur. Ama fela yasulul yahsulu hasıl olmaz el bur'u iyileşmek ve şifa illa bistimalihima ancak o ilaçları kullanırsan, içersen iyileşirsin. İçmezsen yaparsın. İlaçları buraya dizersin. Kavanozları neyse, macunları koy buraya. Sen bunu kullanmazsan oradan sana fayda gelmez. Onun için illa bilgini işleteceksin. İlmini amel devresine sokacaksın. Bildiğinle amel edeceksin. Burada bir Farsça beyit almış. Efendim ne diyor? Germey dühezar rıtlı peymayı tameyn ne gori ne bahşedet şeydayı. Tabi İmam Gazali Hazretleri de Farsçası da kuvvetli. Diyor ki efendim yanında en kıymetli, en kaliteli, en eski şaraplar da olsa şairin sözü içmeyince sarhoş olamazsın. Yani ne demek istiyor? Bu şiir edebiyattan bir şey getiriyor. Bazı böyle şiirler falan vaazla nasihatte istimal edilir. Evliyaullah, alimler, tefsirlerde de çok şiirler geçer. Bazı şiirler efendim tabii ki cahiliyet dönemine dair olabilir. Mühim olan ifade ettiği mana ve kıyastır. Teşbihte hata yok. Demek istiyor ki ilmin ne kadar çok olsa da amel etmeden fayda göremezsin. Tabii ki burada şu da anlaşılmasın. Sade ilimle uğraşmayın manası da anlaşılmasın. Çünkü neden? Ne dedik? Bazı şeyler insan kendi amel edemese de onu öğrenmesi, onu öğretmesi, ondan. Mesela adam kendi zekata tabi değil. Nisabı yok, zengin değil hoca. Ama zekatla ilgili meseleleri anlatır. Bu amel edemez ki zekat verecek durumda değil. Ama onu öğretmesi gerekmez mi? Faydalı değil mi? Sevap değil mi? Anladın? Haçtan ilgili vaaz edersin, ümreden kendin gidemez. Gidemeyebilir adam, imkanı yoktur, şusu yoktur, şusu yoktur. Yani yapamadığın şeyi anlatma manasını da ters anlamayalım. Hatta bazı hadis-i şeriflerde ne diyor? Sen yapamasan da anlat, anlatmazsan iki günah, anlatırsan en azından bire iner. Niye bire iner? Çünkü millete vaaz etme sorumluluğunda var. Emri bil maruf sorumluluğunda var. Ha ne kadar tesir eder? Az tesir eder, hiç tesir etme. O ayrı bir şey. Ama bildiğini öğretme sorumluluğun düşer. Amel etmek ayrı bir sorumluluk olarak kalır. Bazısında da amel etme imkanın yok. O zaman yani şimdi günde şu kadar şu ismi şerifi okursan şu fazileti var. Bunu dersin. Kendin okuyamayabilirsin canım. Allah Allah. Belki onu duyan amel etse oradan da bir hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Hadi eddalu alel hayri kefaili. Oradan da bir teşvikten de ne yaparsın? Müjde alırsın. Fazlul alimi alel abidi hadis-i şerifte alimin abitten üstünlüğü. Kefadli ala adnakum. Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm gibidir. Ben sizin en ednağınızdan ne kadar üstünsem alim abitten o kadar üstün. Şimdi burada da alim sırf bilecek de hiç ibadet yapmayan, abid de sırf ibadet yapan. Böyle de mana verilmiyor. Ya nasıl mana veriliyor? Alim ibadetlerini de yapıyor fakat ilim üzere yapıyor. Abid ise cahilin sofusu meselesinden ilimsiz yapıyor. İşte bilerek ibadet yapan, bilmeden yapandan ne kadar üstün? Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadar üstün. Bunu demek istiyor. Yoksa tabii ki sadece alim hiç amel etmiyor. Öte taraftan adam sabaha kadar ibadet ediyor. Bu alim o ibadet edenden üstün anlamına da
Gelmiyor çünkü alim de ibadet etmezse Allah'tan uzaklığı artar. Ancak ibadetlerden de maksadımız nedir? He? Farzlardır, vaciplerdir. Yani mecburi olan ibadetlerdir. Tabii ki sünnetler, müstehapler de buna girer mi? Girer. Amma ve lakin. Mesela fıkıhta ne diyor? Eğer fıkıh ilmiyle bir şeyle uğraşıyorsa, yazdırıyorsa, yazıyorsa şey falan, fetva sorana cevap veriyor, millet gelmiş falan, o zaman sünneti bile, namazın sünnetini bile kılmasa müsaade veriyor. Niçin? Yaptığı iş, yani o arada yetiştiremiyoruz. Cemaat farza duracak, duruyor. O arada orada birisi de gelmiş bir sual soruyor. O da fıkıhçıdır, fetvasını veriyor. O adama fetva vermesi daha önemli. O adam geçti gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bazı meselelerde. Şimdi onun için herkesi de her şeyle kıyas yapmayın. Yani bazı alimlerin her hareketlerine bakıp da efendim bu nasıl alim ya? Ne oldu? Ben kuşluk 12 rekat kıldım, adam 2 rekat kıldı. Ya 12 rekatı senin 12'nden üstündür. Ve kılmadı. Ya farz değil, vacip değil. Diyelim kılmadı. Neyle uğraşıyor? Uğraştığına bak. Eğer yemek, içmek, yatmak, keyif etmekle uğraşıyorsa tamam. Ama ilimle uğraşıyorsa, o anda ilimle uğraşan adam eftal bir iş yapmış oluyor seninkinden. Sen nefsine çalışıyorsun, o ümmete çalışıyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Önüne gelen hemen hocaları da beğenmemeye başlamayın. Kendiniz biraz hemen sarığı sarıp cübbeyi de giydiniz mi Halep müftüsü gibi dolaşmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra hoca da beğenmiyorsunuz ya. Takva sahibi, ilim ehli, amel ehli güzel hocalarımız var. Bu hocalarımızın da hemen teheccüdü kaç kılıyor, işra kaç kıldı, böyle şey gibi de müfettiş gibi de milleti kontrole başlamayın. Ne yaptı şey? İmam Muhammed olacak herhalde. İmam Şafii ile meselesini anlatıyordum ya size. Bir akrabalıkları da var. Gece geldi efendim misafir evinde, odada yatağı serdi ona. Onda kızı, yani İmam Şafii'nin kızı olacak herhalde. İmam Şafii de İmam Muhammed'den ilim öğreniyor. İmam Muhammed İmam-ı Azam'ın talebesi ama İmam Şafii'nin de hocası. İmam Muhammed olmasa İmam Şafii ben olamazdım diyor. Çünkü İmam Muhammed'in kitaplarından yayıldı. İmam-ı Azam'ın çok kitabı yok. O sadece ilim verdi onlara. Kitaba döken İmam Muhammed direkt seriye. O kız da o zaman duymuş, o İmam Muhammed falan mesela. Koca müçtehit geldi falan. O sabaha kadar hiç uyumayacak diye hesap yapıyor. Anahtarlar, o da eskiden kocaman anahtarlar var ya, delikli böyle. Anahtardan onu izliyormuş. Odada ne yapıyor diye. Hatta kandilde yanıyordu demek ki falan. Kalkmış, iki rekat kılmış teheccüd, yatmış. Uğursun yatmış sırt üstü. Sabaha kadar. O kız da gidiyor İmam Şafii'ye, yani babasına veya neyse işte. İki de diyor ki, ya amma met ediyordun bu adamı diyor ya. İki rekat kıldı, yattı aşağı. Hani benim de hocam, üstadımız, müçtehit, şu bu ya. Sabaha kadar yatıyor ya. Ya kızım sana ne? Allah Allah, yoldan gelmiştir, yorgundur, şudur, budur falan. Allah Allah, teheccüd farz değil ki ya. Kılmış iki rekat zaten. Zaten iki rekat kılsan sünnet yerini buluyor. Falan falan. Oho, 3 saat kılacak, ayakları şişecek. Hani sünnete göre falan tam şey. Neyse bekledi. Sabah namazına doğru oradan kapının deliğinden kolladı. Sabah namazı olunca da kalktı. Daha işte öbür arkadaşlar da cemaate kalktılar. Abdest almadan namaza durdu. Dedi, bu hepten olmadı ya. Niye ya, sabaha kadar yattı ya. Kontrol ediyorum hep yatıyor ya. Kalktı abdest almadı. Kızım sen anlasana ki abdesti bozmadı. Abdesti bozmadı da niye yattı? Biz olsak yastığa yarım metre kala uyuyoruz. 3 saat uzanıp da uyumamak mümkün mü bizde? Biz ayakta uyuyoruz zaten. Yatakta hadi uyuruz. Peki ne yapacağız? Bu mesele nasıl çözülecek? İşte mübarek hemen keramet gösterdi. Onlar da o kadar merak ettiğini zahiren bilmeyebilir. Ne biçim kız kontrol ediyor kapının şeyinden. İmam Şafii de çok ibadet eder. Yani mübarek hem müçtehit tabii, hem yer işlerini de yapar da. Ya Ramazan'da 60 hatim okuyor. Günde 2 hatim.
Onun İmam Şafii'nin de ibadeti çok dillere destandır. Radıyallahu Teala. Başımız tacı. Şimdi kızı da ondan alışmış. Onun da hocası gelince buna kadar ediyor diye zannetti. Hayal kırıklığına uğradı. Ama tabii o tazim ediyor İmam Şafii ona. Hocası İmam Muhammed dedi ki bak dedi sen dedi sabaha kadar namaz kıldın teheccüd. Ya, o biliyor onu tabii hep kıldığını. Evet. Allah kabul etsin. Tamam. Sen dedi nefsine çalıştın. Ne demek nefsine çalıştın? Sevabı kime yazılıyor? Kendine. Ben ne yaptım dedi. Ben de dedi şurada sırt üstü uzandım geceden sabah namazına kadar ümmetin meselelerinden kıyamete kadar milletin karşılaşacağı olaylara karşı ayet ve hadislerden 1000 tane fıkıh meselesi çözdüm dedi. Peki niye sırt üstü yatıyor? Beynin en iyi çalışma, verimli çalışması sırt üstü yatarkendir. Çünkü otururken beyin vücudu ayakta tutmak için bir takım efor sarf ediyor. Az da olsa o beynin kapasitesini düşürüyor. Sırt üstü yattığı zaman tam telakki ediyor, meseleyi kavruyor. Yani peygamberler de gelen vahyi ezbere kavramak için sırt üstü uzandıkları oluyordu. Ümmetin başına gelecek meselelerden ayet ve hadisten, bazı bir ayetten 10 mesele, 40 mesele, 100 mesele çıkarır tabii. 1000 tane fıkıh meselesi çözdüm diyor. 1000 tane fıkıh meselesi. Biz sırt üstü yatsak, bir iki mesele düşünsek, üçüncüde sayıyı şaşırtırız. İki mi çözdüm, üç mü? İki mi, üç mü? Ya dört rekatı kılıyoruz da sekiz mi kıldık diye şaşırıyoruz ya. Ayaktayken. Üç, dört derken gider. Zaten nasıl uyumayacaksın? Tesbihle say bakalım 100 kere. 100 tane kulü valla oku desen, yüzü bulmadan hepiniz uyursunuz be. Tabii. İşte bu. Adamlar böyle adamlar. Ama sen şimdi kapının deliğinden bakarsan yatıyor. Şimdi tabii ki ilim haddi zatında maksut değildir. İlim gaye değildir. İlim vesiledir. İlim amele vesiledir. Bilmek niçindir? Tatbik içindir. Tatbik edilmeyen ilim demin demeri anlatıyor. Misal veriyorum bari. Amelsiz ilim muteber olmaz. Musa aleyhissalatü vesselam Hadır Aleyhisselam'dan vasiyet istediği ayrılırken biliyorsunuz işte üç mesele var ya sonra sabredemedi dayanamadı Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresine geçen ayrılırken dedi ki artık görüşemeyeceğiz keşke hani devam edebilseydik ama işte ben sabredemedim dayanamadım sen de şart koştun üçüncüde artık ben yine dayanamayınca bu iş ayrılıyoruz bir vasiyet bana nasihat ne buyurdu Hızır Aleyhisselam La tatlub bil ilme li tuhaddise bi ve tatlub li ta'mele bi. İlmi anlatmak için talep etme, amel etmek için talep et. Çok önemli. Şimdi mesela siz de buraya geliyorsunuz, beni dinliyorsunuz veyahut da diğer hoca efendileri dinliyorsunuz veyahut kitap okuyorsunuz. Ha burada niyetimiz ne olsun? Amel etmek olsun. Ama bazı insanlar nedir? Onu kavrayayım, onu hemen ortaya atayım. Kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyerekten hava atayım. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Bak ben neler biliyorum demek için, efendim cahilleri susturmak için, alimlere hava atmak için bu meseleyi gördünüz mü siz ben gördüm falan demek için olursa bu ahirette de ne yapmaz? Adamı kurtarmayacağı gibi Allah muhafaza başına da bela açar. Evet. Sonda da Musa aleyhisselam hazır bulmuşken dedi bir de dua buyur. Biliyorsunuz üç meseleden ayrıldılar. Duasında yesserallahu leke taatehu. Allah sana ibadetini kolay etsin dedi. Amin. Bu da büyük dua. Hızır Aleyhisselam'ın duası hepimizin üzerine olsun. Allah şu mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ım hepimize taatını, ibadetini, zikrini, şükrünü müyesser eylesin. Amin. Allah'ım bütün hayırlara ve razı oluşlara muvaffak eylesin. Amin. Allah'ım bütün kötülüklere, haramlara, şehvetlere razı olmadığı işlere karşı bizleri soğuk eylesin. Amin. Amin. O işleri bize zor eylesin. Amin. 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 Bak yine bir dua aldınız. Ey velvelet, ey evlat. Velev karatel ilme. Sen ilim okusan, miyete senetin, 100 sene ve cemaate toplasan, elfe kitabin, 1000 kitap telif etsen, yazsan, yazdırsan, 1000 kitaplık ilmem
Yani bin cilt kitaplık ilme sahip olsan, ki var alimlerden bin cilt kitap yazan var yani. Düşünsene bunu yazdığına göre hepsi ilminde. La tekunu müstehidden, asla kabiliyetli olamazsın. Ve la müstehikken, asla layık olamazsın. Bi rahmetillahi teala, Allah-u Teala'nın rahmetini hak edemezsin, kazanamazsın. İlla bil amel, ancak salih amel işlersen kazanırsın. Allah, görüyorsun ne kadar amelin üzerine vurgu vuruyor. Amelsiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musun? Tabii ki fazl-ı kerem olmadan yine rahmeti kazanamayız ama fazl-ı kerem kime? Amel edenlere. Rahmet kime? Amel edenlere. Ben amel ettim de kazandım dersen yine kaybettin. Çünkü neden? Amelin kabule şayan mı belli değil. Amelini düzgün yapabildin mi belli değil. Amel ettin de amelin içinde kaç tane fesat var? Kurtuluşun medarı kitap ve sünnetle amel etmek, yani ayet ve hadislerin buyurduğuna göre hareket etmektir. Amelsiz bu işin çıkarı yok. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin sözüdür. Talebül cenneti bile amelin zembun minezzünub. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Adam iki de belini açıyor. Ya Rabbi bana cenneti nasip. Ne beş vakit kılmıyor. Ya beş vakit namaz kılmıyorsun, cennet istiyorsun. Bu ne saçmalıktır ya? Ne saçmalık? E isteyemez miyim? Kardeşim, amel et, öyle iste. Amelsiz, ne dedik? Bir şey istemek de, insan Allah'a hamd edecek, salavat edecek, ondan sonra bir şey isteyecek. Direktman istenir mi ya? Ayıp. Edebi var her şeyin, duanın edepleri var. Şimdi amelin şart olduğu hakkında ayeti kerimeler okuyor. Ke kavli teala, Allah Teala buyurdu. Keman Allahu Teala, Rabbimiz ne buyurdu? Belleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için kendi gayretinden başka hiçbir şey yoktur. Ancak kendi yaptığı kendinedir. Bu ayet. Yine ayet-i kerimede var. Evet. Şimdi femen kâle, her kim derse ki inne hâdîl âyete, bu ayeti kerime mensûhatün, hükümsüzdür. Yani bunun hükmü kalkmıştır derse. Şimdi hükmü kalkmıştır meselesini şuradan söyleyelim. Bu ayet ne hakkında biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti hakkında. Geriden İbrahim Aleyhisselam geliyor. Ve İbrahim ellezî vefâ emlem yunebbe bima fi suhufi Musa ve İbrahim ellezî vefâ ellâ teziru vâziratu vizra uhrâ ve elleyse lil insâni illâ mâ sa'â ve enne sa'yehu sevfe yurâ thumme yuzâ'u'l cezâ'el evfâ. Yani geride diyor ki Musa'nın ve İbrahim'in sayfelerindeki ilimlerden haberdar edilmedi mi insan? O yani Musa ve İbrahim aleyhisselamın sayfalarında geçiyor bu. Bizim ümmeti alakadar ne kadar ediyor? Şimdi bu eğer ki başka bir ayet hadis gelmezse, ayet ve hadislerde geçmiş ümmetlerden bize nakledilenler bizi de bağlar mı? Bağlar. Şeriatü men kablenâ şer'ullenâ, geçmiş ümmetlerin şeriatları bizim için de şeriattır. Ancak ayet ve hadisle ne olursa değiştirildiği beyan edilirse o zaman bizi bağlamaz. Bazı meseleler var bize alakadar. Etmiyor onlar da, işte 50 vakit meselesidir, abdeste falan gusülde 7 kere gusül meselesidir, şart 7 su yıkanma falan, bunlar bizi alakadar etmiyor. Çünkü şeriat beyan etti, şu kaldırıldı, şu kaldırıldı, şu kaldırıldı. Yahudilere haram olanlar, tırnaklı hayvanlar, etlerden şunların şey, cumartesi gün balık avlamalar vesaire vesaire, hepsi onlar, onlara ait. Ama genel kaideler değişikliği beyan edilmezse bizi de bağlar. Ama şimdi birisi derse ki efendim bu değiştirilmiştir. Niye? Bir kavli aleyhisselam, çünkü Resulullah ne buyuruyor? Hadi bakalım. İdamate ibn Adem, Adem oğlu öldüğü zaman ne olur? İnkata ameluhu, ameli kesilir. Yani ölenin ameli biter. İlla min selat, ancak üç şeyden bitmez. He? Nedir onlar? El hadis. Sadakatin, cariyetin,
devam eden sadaka, çeşme, köprü vesaire gibi. Ev ilmi yüntefa'u bi, faydalanılan ilim, kitap yazmış, vaaz etmiş, bırakmış gibi. Evveledin salihin yedi'ulen, ya da kendisine hayır dua eden çocuk, hayırlı evlat bırakmış, çocuk arkadan dua ediyor. Bu üç şeyden ameli kesilir mi? He? Kesilmez. O zaman ayete uymuyor derse biri diyor. Niye ayete uymuyor? Ayet ne diyor? Kişiye ancak kendi gayretiyle yaptığının karı var. Peki çocuğundan niye ona kar geliyor? Öldükten sonra. Ha, bunu biri derse fel mensuh, o neshedilen diyor, ayet değil, fel mensuh vadel kail. O bu lafı söyleyenin kafası mensuh diyor. Biraz bana benziyor. Bak görüyor musun? Ben ona benziyorum belki ama ben böyle bilmiyordum. İmam Gazali'nin de böyle üslup kullanacağını. Mensuh diyor onun. O sözü söyleyenin kendi mensuhtur diyor. Hükümsüz yani. Ne demek? Kardeşim ayeti doğru anlasana. Hadisi doğru anlasana. Sadakayı cariye. Çeşme yaptın, köprü yaptın, hastane yaptın. İşte fakir fukara devam eden bir hayır yaptın. Devam ediyor. Burada aslında yine buradan sana gelen, öldükten sonra gelen kimin gayretiyle olan bir şey? Niye? E sen yaptın onu. Sen bıraktığından geliyor sana. Yine senin yaptığından geliyor sana. Anlatabildim? Başkasının yaptığı çeşmeden sana niye hayır gelmiyor? Seninkinden geliyor. Ayeti doğru anlasana. Peki faydalı ilim. E sen uğraştın, o ilimleri yazdın, okuttun, vaaz ettin, bıraktın. O yine senin ilimlerin devam ediyor. Dolayısıyla o yine senin yaptığın. Çocuk. E çocuğu kim yetiştirdi? Eğitimle kim uğraştı? O çocukla kim mesai harcadı? O çocuğa kim dua öğretti? Sen Allah yoluna koydunsa onu, bu yolda yetiştirdin, o da sana, o kursa tabii ki sevabı sana, duası sana gelir. Neden? E senin mahsulün, senin meyvan, senin ürünün. Onun için burayı yanlış anlamayın diyor. Ve linkânet mensûkaten. Hadi o ayet mensuhtur diyelim. Tutturdun ki öbür geçmiş ümmet hakkında. Diyorsun. Peki bunlara ne diyorsun? فَمَا تَكُولُوا Ne konuşabilirsin? فِي قَوْلِ تَعَالَى Allah'ın Teala'nın şu beyanı hakkında فَمَنْ كَانَ يَرْجُولِمْ اَوَا رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Kim Allah'a rızasına, rahmetine, cennette, ruhiyetine, cemaline kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Ya ne yapıyor? Benim rahmetime, rızama, cennetime gelmek isteyene ben öneriyorum salih amel işlesin diyor. Ameli şart koşuyor. Bu ayete ne diyeceğiz? Diğer ayet-i kerimede cezaen bima kanu ya'melun. Kur'an-ı Kerim'de dolu ayet var. Cenneti anlatıyor mükafat. Neye karşılık? Yaptıkları, dünyada yaptıkları amellere karşılık. Başka ayette ne buyuruyor? Cezaen bima kanu yeksibun. Kesmedip kazandıkları, gayret ettikleri amellere, hayırlara, iyiliklere karşılık. Evet. Hep işi getiriyor amele. Ne buyuruyor Estaizu Billah? İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman edip sade imanla kalmayarak, hemen hemen 45 ayette var bu peş peşe, salih ameller de işleyenlere kânet lehum cennâtun firdevsi, firdevs cennetleri ne oldu? Nüzula, konak oldu. Nüzul, ikram. Peki bu ikram neye? İman ve ameli salihe karşılık ikram. Salih ameli oraya da koyuyor. Yine ne buyuruyor? İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha. Namazı terk edenler, işte efendim adam öldürenler, zina edenler, şirk koşanlar falan hep ayetlerde, Meryem suresinde, Furkan suresinde, fekalefe min ba'di muhalifin adâhu salâte, namazı zayi edenler ve tevâhu şehevat, şehvetlerine uyup haramlara bulaşanlar, cehennemin dibindeki kuyu boynayacaklar. Öbür tarafta vellezine la du'une ma'allaha ila al-akhir ve la yaktulune nefselleti harramallahu illa bil-hakkı ve la yeznun. Adam öldürmeyecekler, zina yapmayacaklar, şirk koşmayacaklar. Ve men yef'al zalik, kim yaparsa bunları yelka esam. O da cehennemde esam kuyusunun, irinlerin, cehennem ehlinin, leşlerinin toplandığı kuyulara girecek. İki yerde de peşinden istisna var. İstisnada ne diyor? İlla ancak. Ya adam öldürmüş. Şimdi ben sana daha ümidin yok, ebedi cehennemsin diyemezsin. Yaptığının haram olduğunu biliyor. Günaha düşmüş. Veya zina yapmış. Bu adama sen ümidin yok, ebedi cehennem diyemezsin. Çünkü haram olduğunu biliyor. Müslümandır.
Veya namazı zayi etmiş, 10 sene, 20 sene, 30 sene kılmamış, kazaya bırakmış falan. E namazın farz olduğuna inanıyor bu adam, tembelliğinden yapma, kılmamış. Buna sen kafir diyemezsin. E illa men tevbe, tevbe edecek ve amene, iman tazeleyecek. Ne kadar olmasa bu kadar farzların terki ve kebair günahların irtikabı imanını yapar, nurunu azaltır. Nurunu azaltır. İman tazeliyor. Ay, tamam, oldu mu tamam? Şartlarda tövbe, iman olmuyor işte. Ve amile salihan, yine peşinde iki yerde de bütün günahların tevbesinin ardında salih amel isteyecek. Kaza namazları bile ne yapacak? Ben ne kadar bu zamana kadar kılmadım, tamam geçmiş olsun, bundan sonra sıfırdan başlıyorum. Yok öyle sıfırdan. Gerideki namazlar ne olacak? Kaza edecek. Zekat vermemiş vermemiş, şimdi başlıyorum. Olur mu öyle? Kaç senelik kul hakkı yemişsin. O paralar geriden ne olacak? O günkü hesaplar bulunaraktan çıkacak. Verilecek. Salih amel lazım. Tövbe estağfurullah, tamam. Yeni bir sayfa açtık. Yeni sayfa açmanın şartında salih amel var. Onun için namazın kazası var. Var. Zekatın var. Orucun kazası var. Zamanında yapılmadığı zaman bunların kazası var. Kiminde kefaret var, kiminde kaza var. İşte bunları konuşuyoruz. Derslerde geçiyor. 13'ündür ki evet, bu ayet-i kerimelere bakarsan anlarsın ki insanı ilim, sade ilim kurtarmaz. İlimsiz kurtuluş hiç yok. Sade ilimle de kurtuluş yok. İlla ilimle beraber ne lazım? Amel. Bunu anlatmaya çalışıyorum koca imam Hüccetül İslam Hazretleri. Ve ma tekulü fi hadil hadis. Peki şu hadis-i şerife ne diyeceksin? Bu da acayip bir şey. Büniyel İslam alakamsın. İslam kaç temel üzerine oturtulmuştur? 5. İslam'ın şartı kaç? 5. İslam'ın şartı. Dikkat et. İslam'ın şartı 5'te demek. Peşini yerine getirirsen 5'te 5 Müslümansın. Mı demek acaba? He? 5'ten ne kadar eksik varsa o kadar İslam'ın temellerinde sende ne var? Kayma var, değil mi şimdi? İslam 5 temel üzerine oturmuştu. Ya bu şimdi temellerin birini zayi ettiğin zaman o bina ne olur? Çürük olur. Bir zelzele gitti. Şehadeti en la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edilecek. Ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edecek. Şahitlik edecek derken bu iman değil bu. Bu İslam. Ne demek bu? Bu şahitlik edecek, yani inanacak manasında değil. O imanda zaten inanmak. Bu o inandığını diliyle söyleyecek. Amel. Kelime-i şehadet okumak nedir okumak? Amel. İman nerede? İman kalpte, akılda, beyinde, iman idrakta, şuurda. Öbür türlü dilsiz ne olacak? Yavur mu olacak? Söyleyemiyor. Dili yok da. İman kalpte. Dinle şahadet etmek ne demek? Şahitlik demek, şahitlik. Şahitlik ne demek? İkrar yani, söylemek. Mahkemeye gittin, şahitlik. Hindi gibi böyle durursan hakim ne yapar sana? Kalbinden şahitlik yapıyorsun. Konuş der daha. Konuşmadın mı ne anlayacak mahkeme? Yaz diyor da mübaşire. Ne yazacak? Ha böyle duruyorsun. Şahitlik. Yani sözlen. Bu amele giriyor işte. İslam 5 temel. Hep amelle ilgili bunlar. Ondan sonra bunu okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abeduhu ve resuluh. Allah'ım son nefeste ya Rab. İman ile, ihlas ile, huzur ile, müyesser eyle, kolay eyle, kabul eyle, nasip eyle. Allah'ım ya Rab. Dilimiz tutuksa da, komadaysak da, ne halde işte şuurumuz kayıpsa da, herkes ter türlü türlü ölümler var. Son nefeste kadirsin Allah'ım, bu kelimeyi söylet. Bir şey istemiyoruz ya Rabbi. Amin. Amin. Yok karımı göreceğim de, ay hanım gidiyorum falan. Ne yapacağım ya? Hanımı canımı boş ver, gidiyorsun zaten. Biraz ayılayım da işte çocuklarla bir konuşayım. Ne? Konuştuk kaç senedir, konuşuyoruz işte çocuklarla. Hep aynı terenende bir şey yok. Bırak. Bir kelime-i şehadetlik pay istiyoruz. Ya Rabbel Alemin. Bir kelime. Bir şey lazım. Ve ikamü salâ.
namazı dosdoğru kılacak. 5 vakit. Farzlarıyla. Tabii ki vacipleriyle. Sünnet, müstehap, edebi de eklersen tam bir ikame olur. Dimdik ayağa dikilir. Ama farzı vacibini bile yerine getirsen namaz borcunu ödemiş olur. Ve itaiz zekati, zekatını verecek. O savunlu Ramazan, Ramazan-ı Şerif'te farz oruç ve haccil beyt, Kabe-i Muazzama'da ya hac etmek, men istata aleyhisebiyle, efendim tabi orada gücü, yol bakımından gücü yeten için, hem maddi manada hem yol emniyeti ve yol güvencesi manasında efendim böylece İslam bu temeller üzerine kurulmuştur. Evet. Vel imanu, iman nedir? Kavlun billisan, dil ile kelime-i şehadet söyleyecek. Ve tasdikun bil cenan, kalbiyle ne yapacak? Onu dediğini, dilinin dediğini doğrulayacak. Ve amelun bil erkan, bir de ne yapacak? Rükünlerle, İslam şartlarıyla amel edecek. Fakat İmam Gazali Hazretleri mezhep olarak itikadi mezhepte Şafii ekolü olduğu için mezhep itikadi mezhepte ne oluyor? He? Eş'ari oluyor. Üç mezhep eş'aridir. Hanefi, Maturidi'dir. Aralarda bazı farklar ufak tefek vardır. Burada da bir fark vardır. Bize göre iman nedir? İki şey. Kalple tasdik, dille ikrar. Bu diğer mezhepte yani eş'ari ki ehli sünnettir. Başımızın tacı. Ameli de ne yapıyor? İmandan cüz olarak koyuyor. Velakin. Velakin'i şunu diyeyim. Namaz kılmayana gavur diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla buradaki fark aslında zahiridir. Yani görünüşte bir fark çıkıyormuş gibi. Şunu diyebiliriz. Amelin imandan cüz olması, parça olması, imanın hakikatinden parça olması değil, kemalinden parçadır. Amel, imanı tamamlayıcı, nurunu artırıcı ve mükemmelliğe kavuşturucu bir cüzdür. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ve delilül amal, amellerin bu konudaki lüzumunun delili ekseru, çok fazladır minen yoksa sayılamayacak kadar fazladır. Ve inkânel abdu, her ne kadar kul yeblugul cennete, cennete ulaşacaktır. Bi fazlillahü keremi, Allah'ın fazlü keremiyle. Amellerimiz bizi cennete sokmaya yetecek mi? He? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Len yudhile ahadekum cennete amelu. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Allah. Ve la ente ya Resulallah, sen de mi? Kale ve la ne, ben de. Resulullah'ın ameli yetmiyorsa bizim amelimiz nasıl yetecek? İlla ente gammedetni Allah'u minu bir rahim. Allah acıyacak da beni cennetine sokacak. Yani fazl-ı kerem daima devrededir. Evet. Kul cennete Allah'ın lütfuyla, ikramıyla, cömertliğiyle, hediyesiyle, bahşişiyle vasıl olacak. Ve lakin bu rahmete neden sonra kavuşacak? Allah'ın fazl-ı keremine ne sebeple erişecek? Ba'de en yeste'idde, kendisini hazırladıktan sonra kul neyle? Bi taati, Allah'a taat yaparak, ve ibadeti, Allah'a ibadet ederek kendini o rahmete namzet olmaya hazırladıktan sonra yine iş nereye döndü? Amele döndü. Lenne rahmetullah, çünkü Allah'ın rahmeti acıması, fazl-ı keremi bu ayet-i kerimede var. İnne rahmetallahi, şüphesiz Allah'ın acıması ve merhameti karibun, çok yakındır. Kimlere? Minel muhsinin. İyilik, iyi amel işleyen, güzel inanan, güzel davranan, güzellik yapan kullara. Güzel amel işleyen kullara rahmetim çok yakındır. Rahmetle giriliyor ama rahmet kime yakınmış? Yine muhsinlere. Muhsin kim? İhsan sahibi. İhsan ne demek? Böyle geriden geriye gide bulacaksın. Cibril hadisinde, Hazreti Cibril Efendimiz hani insan kılığında gelip sahabenin de tanımadığı meşhur bir hadis, her kitabın başında geçer, hadislerin amentüsü gibidir. El ihsanu, ihsan nedir? En te'abudallah, Allah'a ibadet edeceksin. Kendine keterav, sanki Allah'ı görüyorsun gibi.
فَاِلَّكُمْ تَمْ تَكُنْ تَرَوْا فَاِلَّهُ يَرَاكُ Sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğünü bileceksin. Sen ben göremiyorum, o hali de kazanamıyorum. O zaman ama onun beni gördüğünü düşünüyorum. Tamam. İşte muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır. Ve levkı ile eğer denecek olursa ki yebluğu eyza bi mücerredil iman, sade kupkuru bir imanı olan da sonunda cennete girecek mi? Kulna, biz deriz ki naam, evet gider. Anladın mı? Maturidi Eş'ari'nin farkı olmadığını bu noktada anladın mı? Yani ameli dahil ediyor ama amel yoksa da iman yok demiyor. Çünkü iman yok deseydi amelsiz, naam, evet gider cennete demezdi. Meseleyi doğru anlayın. Maturidi Eş'ari arası. Lakin gider ama meta yebluhu, ne zaman gider? Kem min akabetin, nice geçitler, keudin, tehlikeli, meşakkatli geçitler, testakbiluhu, önünde onu bekler. Ne zamana kadar? İlahın yasile, ta cennete varıncaya kadar nice tehlikeli geçitler onu önünde bekler. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tehlikeli geçitleri geçit bize ya Rabbi. Fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Fakir fukaraya yemek yedirelim, yemek. Fakirlere bakmak çok. Tehlikeli geçitler. Feleftehemel akabe. Tehlikeli geçidi geçemedi diyor. Ve ma edrakemel akabe. Tehlikeli geçidin ne olduğunu sana kim bildirdi diyor. Fekkür akabe. Köle azadıdır. Evi taamun fiyemedi mesgabe. Açlık gününde yemek yedirmektir. Yetimen de akrabe. Akrabadan olan yetimlere bakmaktır. Ev miskinen de amet rabe. Toprağa bulaşmış fakirlikten bir şeysi yok. Miskinlere, yoksullara yedirmektir. Ya. Mekanim lillezine amelü. Tevassav bi sabri. Sabırla birbirine sabır tavsiye etmek. Bir sıkıntısı var. Sabret kardeşim. Ecrini Allah verecek falan filan. Evvelü tilkel akabat. Geçitlerin, tehlikeli geçidin birincisini söyleyeyim mi diyor. Tamam, imanını kurtarırsan, amelsiz de olsan cennete ulaşırsın. Onu kabul ediyorum ama tehlike geçitlerin birincisini söyleyeyim mi diyor. Orada zaten çuvallayacaksın diyor. Akabetül iman ennehu hel yeslemu mineselbi. İmanını kurtarma geçidi. Bu kadar imanlı, amelli, zikirli, Ali Aydar Efendi gibi kaddesallahu aleyhi ve sellem 120 sene ibadetten her anlı nasır bağlamış. Hala son nefesimi kurtarmam için dua edin bu dedenize diye. Çoluk çocuktan dua istiyor, korkuyor. Sen abdest, namaz dümdüz. Hiçbir amel yok. Acaba son nefeste diyor, imanını kurtarabilecek misin? Kurtarırsan tamam. Ama kurtarma tehlikem var diyor. Ha tamam, ibadet edenin de var o tehlikesi. Ama ibadet eden, amel edene göre amel etmeyenin tehlikesi çok daha büyük. Ve idâ vasal eylel cenneti, tamam imanını da kurtardı. Çok tehlikelerde atlattı. Kaç sene efendim azap çekti. Ne çektiyse çekti. Ve idâ vasale, cennete vardı. Vardı ama yekûnü ne olacak? Cenniyen. Cenniyen cennetlik olacak. Ama nasıl bir cennetlik? Müflisa. Sıfırı tüketmiş. Cehennemden çıkmış, gelmiş, tamam cennette de cennetin en aşağısına da razıyız. Yani dünyanın krallığından üstündür ama kardeşim şimdi burada konuştuğun gibi olmuyor. Şimdi sen fakirler sınıfından konuşursan güzel. Ama biraz zenginleştiğin zaman, o sınıfa girdiğin zaman onun şusu var, bunun busu var demeye başlıyorsun. Şimdi cehennemdeyken cennete bir kapağı atayım da çöpçü olayım dersin. Cennete girdiğin zaman bir bakarsın, aa onun niye öyle köşkü var? O sabah namazına kalkmış. Allah, aa bunun ne biçim sarayı var? Niye? Teheccüde kalkmış. Öbürümle, ne sen ne yaptın? Hiçbir şey, ben sade amentü billah, eşhedü en la ilahe illallah, bedava geldim. Ne bedava geldin? Tamam işte. Yani makam, o kadar da makam isteme, cennete girdin daha ne istiyorsun ya? Ha, tabii cennete de girince de en etnası da bayağı bir şey tabii, diyorum sana, krallar özenir ama ve lakin cennette de makam farkları var mı? Var. Velel ahiretu ekberu derecat. Esas derece farkı, kıdem farkı, kademe ve mertebe farkı ahirette görürsünüz diyor. Ve ekberu tafdila. Faziletlerin en büyükleri ahirette fark edilecek diyor. Yani adam görüyorsun, bir memur yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor.
Hep ne istiyor? Kademe, terfi, terfi, terfi. Dünyaca derece, derece, derece. Dünyadaki dereceler nedir diyor esas ahirette. Allah'ım ya Rabbi. Lima qalel hasenu, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin buyurduğu üzere rahimallahu teala, yekulullahu teala, Allah-u Teala buyuracak li'ibadihi, kullarına, yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ne buyuracak? Udhulul cennete, ey kullarım buyurun cennetime girin. Neyle? Bir rahmeti, amelinizle değil. Cennete neyle girin? Acımamla, fazlımla, keremimle. Ama ektesimuha, cennetteki makamları, mevkileri bölüşün. Neye göre? Bi kaderi amalikum, amellerinize göre. Cennete rahmetle girilir ama içerideki kademe, mertebe farkı neye göre? Amellere göre. Şimdi onun için kardeş, sen ben gireyim de neresinden girersen bir yerinden sokulayım diye düşünürsün ama girdikten sonra orası 5-10 sene, 20 sene, 50 senelik dünyaya benzemez. Sonsuz. Sonsuz olduğu için yüksek bir mertebe tuttursak iyi olur.